Sayısal ve sözel mantık problemleri test 3'teyiz. Hadi bakalım. Dijital bir saat ekranında saat ABCD şeklinde gösterilmektedir. Bir gün içinde herhangi bir anda ABAB olarak gözlenen zamana 2 saat denir. Buna göre bir gün içinde 18 defa 2 saatin gözlendiği bir zamanda dijital saat aşağıdakilerden hangisini göstermiş olabilir diyor. Önce şu 2 saatleri bir yazmaya çalışalım arkadaşlar. 0 0 0 0 olabilir, değil mi? 0 1 0 1 olabilir. 0 2 0 2 olabilir. Bu şekilde arkadaşlar ben en son 17 17'ye kadar gitmiş olsam kaç tane olmuş olabilir? Bakın 1'den 17'ye kadar 17. Bu 0 0'ı da eklediğim zaman zaten toplamda 18 tane olmuş oldu. Değil mi? Bundan sonraki ne olacak arkadaşlar? 18 18 19 19 bu şekilde yine devam etmiş olacak. Şimdi 18 defa 2 saatin gözlendiği bir zaman diliminde arkadaşlar. Bu. Tam 18. de bu. Bundan sonra bak buraya gelene kadar artık bir 18 18 daha olmuş olsa bu 19. kez olmuş olacak. Fakat ben 18'i istiyorum. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? 17 17 ile 18 18 zaman aralığını arıyorum anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu zaman aralığında dikkat edeceksek sadece C şıkkı mevcut. 2'ye bakalım. Bir saat ustası saati doğru gösteren duvar saatine yanına farklı bir tasarım yaparak eşref saati olarak adlandırdığı bir saat üretmiştir. Saat ustası gün içinde aynı zamanı gerçek ve eşref saatinden takip edebilmektedir. Örneğin bakın bu şekilde normal saat, bu da eşref saati. Tersten yapmış yani. Buna göre gerçek saat ona 10.36'yı gösterdiği anda eşref saati ABC'yi gösterdiğine göre A artı B eksi C işleminin sonucu kaçtır diyor. Önce bir saate bir bakalım. Gerçek saat 10.36'yı. Gerçek saate 10.36 yapalım arkadaşlar. Ne olacak? Şöyle 36 da aşağı yukarı yel kovandı arkadaşlar. Tam şuralarda bir yerde olacak. Peki buna karşılık gelen eşref saatine bir bakalım arkadaşlar. Bakın 10 burada 2'ye karşılık geliyor. Değil mi? Şöyle şu şekilde olacak. Diğeri de arkadaşlar bakın tam şuraya karşılık gelmiş olacak. Aşağı yukarı. Dolayısıyla A, B, C dediğimiz eşref saati ne olmuş oluyor? Saat 2, 25, bak bu tarafa doğru giderken aman 26 deme. Bak bu tarafa doğru giderken artık ne oluyor? Eşref saati ters olduğu için azalıyor. 25'ten bir tane düştüğüm zaman ne olacak? 24 olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar A artı B. A dediğimiz 2. B dediğimiz 2. Şu A, B, C ya. Dolayısıyla C'de 4. 2 ile 2 daha 4. 4 eksi 4'ten de ne gelecek? 0 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şık. 3'e bakalım. Bir dondurma markası 7 tane dondurma çubuğu getirene 2 tane dondurma bedava vermektedir. Buna göre parasını ödeyerek 135 tane dondurma alan bir kişi en fazla kaç tane bedava dondurma alabilir? Şimdi 135 tane dondurmadan 135 tane çubuk gelecek. Değil mi? Peki böyle 7'şerli 7'şerli acaba kaç tane var? Bir kere 1 kere 7 7 65 9 kere 63. Kalan da 2. Böyle 7'şerli 7'şerli 19 tane var arkadaşlar. Değil mi? 19 tane var. Peki her getirene 19 tane var ya bu şekilde 7'li. O zaman her birinden de 2 tane olacak. 19 taneden 19 çarpı 2'den 38 tane ne olacak arkadaşlar? Bedava almış olacak. Tamam 38 tane var ama 2 tane de arttı. 38 artı 2'den ne oldu arkadaşlar? 40 tane çubuğumuz oldu. Peki bunları 7'şerli gruptan acaba kaç tane var? 7 kere 5 35. Kalanımız da ne oldu? 5. Yani böyle 5'erli var arkadaşlar. 5'erli grup var. Her grupta da 2 tane dondurma bedava alıyorum. Dolayısıyla 5 çarpı 2'den 10 tane bedava da bana buradan gelecek. 5 çarpı 2 10 tane var ama 5 tane de kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla artık 15 tane çubuğum var. Peki bu şekilde yine 7'şerli kaç tane grup olur? 2 tane grup olur. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar her grupta da 2 tane dondurma alıyordum ben. Dolayısıyla 2 çarpı 2'den 4 tane bedavayı da burada alırım. Şimdi arkadaşlar 4 tane var. Bir tane de kalan var. 5 tane. Peki ben 5 taneyi artık bedava alabiliyor muyum? Alamıyorum. Artık olayımız burada bitti. Bana bedavaları soruyor. 38, 10 daha 48, 4 daha 52 gelmiş olacak. Doğru cevabımız E şık. Bence güzel soru. Bir yıldız atalım. 4'e bakalım. Yandaki kare şeklindeki karton bir makas ile seçeneklerdeki gibi kesildiğinde hangi şeklin çevresi diğerlerine göre daha azdır diyor.
Şimdi önce arkadaşlar şunları bir tamamlamaya çalışalım. Bakın şöyle eski haline getirmeye çalışalım. Bakın şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın şurası dikeyler, dikeylerin toplamı. Tam şuraya denk gelir mi? Gelir. Yani bunları aldım buraya yapıştırdım arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın. Şurayı çekmiş olsam şöyle. Şurayı çekmiş olsam. Şimdi arkadaşlar şurayla şuranın toplamı da bakın tam şurayı kırmızıyı verir mi? Verir. Bakın şuralar da şu parçalar da ne arkadaşlar? Artan. Bakın burada artan parçalar var. Tamam. Şimdi B'ye bakalım. Bakın B'ye bakalım. Yine şekli eski halini bir tamamlıyorum. Tamamlıyorum. Arkadaşlar dikeyleri yine hesaplayayım. Bakın şurası, şurası ve şurası. Bunun tamamı ben buraya yapıştırabilirim. Dolayısıyla buradan artan ya da azalan bir parça olmayacaktır. Değil mi? Şimdi şöyle tam şöyle denk geldik. Şimdi arkadaşlar bakın şurayla bakın şurası ne olacak? Şuranın toplamı tam şuraya denk gelmiş olacak. Doğru mudur? Peki artan parça var mı? Var. Neresi? Bakın burası ve burası. Bak burada da artan parça olmuş oldu. Şimdi C'ye bakalım. Yine eski haline tamamlayacak olursak şöyle ve şöyle getirdik. Şimdi dikeyleri hesaplayalım. Şurası, şurası ve şurası. Bunların toplamı ne olacak arkadaşlar? Aldım buraya yapıştırdım. Anlaştık. Şimdi ne yapalım? Şurası bakın bir de şurası. Kırmızıların toplamı da bakın buraya yapıştırırım. Peki burada artan parça var mı? Var. Bakın şuralara artan yine. Burada da artan parça var. D'ye bakalım arkadaşlar. Şöyle eski haline yine tamamladığımızı varsayalım. Dikeylere bakalım. Şura. Değil mi? Şura. Efendim şurası ve şurası. Bunların toplamı yine bakın burayı verecek. Buraya yapıştırdık. Herhangi azalma, eksilme yok. Rengi değiştirelim. Yataylara bakalım. Bakın yatayların toplamı da arkadaşlar şuranın tamamını verecek. Dolayısıyla artan ya da azalan parça olmadı. Direkt bu çevreye eşit olmuş oldu. Diğerlerinde artış var. Bunda bakın çevrenin kendisi olmuş oldu. Dolayısıyla cevabımız D şık. Bir yıldız da atalım yani buna bence. Bir yıldız atalım. 5'e bakalım şimdi. Aşağıda verilen görseller bir alışveriş merkezindeki A ve B sinema salonlarının koltuklarını göstermektedir. Koltuklara sıra numarasına göre ve soldan sağa doğru oturulmaktadır. Bakın sıra numarasına göre bu şekilde. Bir de soldan sağa doğru. Anlaştık. Şimdi bir de B salonu var arkadaşlar. Tamam. Şimdi A'lar dörtlü sıra. B salonunda da üçlü sıralar var arkadaşlar. Tamam. Bilet numarası 23 olan bir kişi A salonunda 6. sıra 3. koltuğa yani bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buradaki 3 koltuk buradaki 6 da sıra sayısını gösteriyor. Bakın bilet numarası ne? 23. A salonuna bakacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar 6. sırada oturacak ya. Bunun önünde bak 6'yı saymıyorum şimdi. 6'yı saymıyorum. Önünde 5 tane sıra yok mu? Değil mi? Şöyle 4. sıra bir de üstünde 5. sıra var. Üstünde de 6-7 diye gidiyor. Şimdi her birinde arkadaşlar bunların 4 tane yok mu? Şimdi 5 tane 4'ten ne gelecek arkadaşlar? 20. 6. sıraya geçtiğim zaman da 3.'ye oturacak. Yani şuradaki hizaya oturacak. Dolayısıyla 23'ü bu şekilde buluyoruz. Yani arkadaşlar ne demek istiyoruz? Bu 6. sırayı bulurken öndeki 5. sırayla o sırada her bir sırada kaç tane varsa onu çarpıyorum. Sonra 6. sırada kaçıncıya oturduysa onu ekliyorum. Olayı anladık herhalde. Tamam. B salonunda da bu şekilde arkadaşlar. 8. sıra. Bu sefer ne yapacağım? 8'in önünde bir eksiği ne olacak arkadaşlar? 7. sıraya kadar. 7. Her birinde de 3 var. 7 kere 3. 21. Şimdi 8. koltukta da 2.ye oturacak ya. 21'e 2 eklediğim zaman ne olacak? 23'ü yine vermiş olacak. Olayı anladık herhalde. Şimdi sorumuza bakalım. Buna göre diyor A salonunda bu şekilde koltuğa oturan bir kişi B salonunda hangi koltuğa oturabilir? Bakın bu 2 dediğimiz ne? 2. koltuk. 21. sıra 2. koltuk.
A salonunda buna oturuyormuş. O zaman A salonunda bak ne diyor bu? 21 bak şunu bir açalım. 21. sıra ikinci koltuk demek. Doğru mudur? E şimdi o zaman 21. sıra ya. 20 sırada ne kadar var arkadaşlar? Şimdi 20 tane sıra var bunun önünde. E her birinde de 4 tane var. E bir de 21. sırada da ikinci koltuğa oturacak. Dolayısıyla ne kadar oluyor arkadaşlar? 80 artı 2'den 82. A da 82'ye denk geliyor. Şimdi B'ye bakalım. B'de bakın sıralar üçerli üçerli. Buna dikkat edelim. E dolayısıyla arkadaşlar hangisini oturabilir? Bir E şıkkına, E şıkkından bir başlayalım. Şimdi bu ne demek? 27. sıra ikinci koltuk ya. E bunun önünde 26 tane 26 var. Her biri 3 ile 3'erle ne olacak? 26 çarpı 3 78. E buradaki 2'yi de eklediğim zaman 79. Ben 82 arıyorum. Dolayısıyla E olmaz. Buraya bakalım şimdi. 28. sıra 28. sıra birinci koltuk demek. Bakın bu. 28'in öncesinde 27 tane var. Her birinde de 3 tane sıra var. 27 çarpı 3'ten 81 gelecek. E bakın şuradaki 1'i de topladığım zaman 82 bakın veriyor işte. Dolayısıyla doğru cevabımız D şık. 6'ya baktık. Yukarıdaki aynı renkli levhaların ağırlığı eşittir diyor. Bu levhalar zımba ile uç kısımlarından birbirlerine ve K noktasından da tahtaya tutturulacaktır diyor. Bakın burada bir zımba olacak. Bunlar da birbirlerine zımba ile tutturuluyormuş. Bunu anlatıyor. Sistemde levhaların taşınabilmesi için her 0.2 kilogram ağırlığa bir zımba teli kullanılacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki zımba teli için ne kullanacağız? 3 tane burada mor var ya 0.8. Bunların aynı renk olanların ağırlıkları birbirine eşit. Mavi 0.6, sarı da 0.4. Şimdi buradası için hepsini hesaplamam lazım. Değil mi? Çünkü hepsi birbirine bağlı. E şimdi 3 tane 0.8'den ne yapacak? 2.4 yapacak. Artı bir tane 0.6 var. Topladım 3 yaptı. Bir de buradan 0.4 var. Değil mi? Yani toplam 3.4 ağırlık yaptı. E şimdi her bir ağırlığa 0.2 her 0.2 kilogramlık ağırlığa bir zımba teli gelmiyor mu? Dolayısıyla 3.4 kiloluk ağırlığa ne kadar gelir? Bunu 0.2'ye bölmek demek. Dolayısıyla arkadaşlar buradan ne gelecektir? 17 tane gerekecektir arkadaşlar zımba teli. Şimdi şuraya bakalım. Yani ne yapacağım? Bundan sonra bunun altındakilere bakacağım. Yani 2 tane 0.8 ne yapar? 1.6, 2.2 ve 2.6 topladığım zaman 2.6. Yine 0.2'ye böldüğüm zaman ne kadar gerekecektir arkadaşlar? 13 tane gerekecektir. Bak şunun için bunun altındakileri hesaplayacağım. 0.8, 0.6 daha 1.4, 0.4 daha 1.8. 0.2'ye böldüğüm ne olacak? 9 tane gerekecek arkadaşlar. Şurası için şunların ikisini hesaplayacağım. 0.6 ile 0.4'ü toplarsam 1. Bunu 0.2'ye bölersem de ne olacak arkadaşlar? 5 tane gerekecektir. Son olarak da şurası için burada zaten en altında 0.4 var. Bunu da 0.2'ye bölersem 2 tane de bunun için gerekecektir. En az kaç zımba teline ihtiyaç vardır diyordu. Bakın 17 burada, 13 burada, 30, 39, 44, 2 de burada, 46 tane arkadaşlar. Doğru cevabımız D şık. Geldik 7. ve son soruya. Yukarıda verilen dikdörtgen plak üzerinde bulunan özdeş pulların ön yüzünde bir tek sayı, arka yüzünde ise bu sayıdan sonraki çift sayı bulunmaktadır. Yani bu birin arkasında 2 var. 3'ün arkasında 4 var. Bu şekilde. Örneğin şekildeki üzerinde bir yazılı olan pula dokunulduğunda bak biri nasıl yazmışlar. Üzerinde 3 ve 9 yazılı pullar diğer yüzlerine dönerek 4 ve 10'a dönüşmektedir. Bakın ben hangisine dokundum? 1'e dokundum. 1'e bağlı olan hangisi var? 3 var. Bir de 9 var. 3'ten sonra gelen çift sayı 4. 9'dan sonra gelen çift sayı da ne olacak arkadaşlar? 10 olmuş olacak. Tamam. Şimdi tersine dönüyor yani hangisine dokunuyorsa. Buna göre aşağıdaki tablodaki her pula sırayla birer kez dokunulursa son durumda pullardan kaç tanesi çift sayı olur? Ama hepsine dokunacakmışız. Yapacak bir şey yok. Buna dokundum. Buna bağlı olarak bakın bu 4 var. Bu 10'a dönüştü. Buna dokunursam buna bağlı olarak 1 var. 1 2'ye dönecek arkadaşlar. Sonra 5 6'ya dönecek. Bu 11'de 12'ye dönmüş olacak. Şimdi buna dokunduğum zaman 4 bağlı,
13 bağlı, bir de 7 bağlı arkadaşlar. Şimdi 4 ne olacak arkadaşlar? Bir saniye. 4 tam tersine dönecek, 3 olacak. 7 8 olacak. Bu 13 de 14 olacak. Buna dokundum arkadaşlar. Buna dokunduğum zaman bakın 6 5'e dönecek. Bu 15 de 16 olmuş olacak. Şimdi ortadakilere başlayalım. Buna dokunursam 2 1'e dönecek. Doğru mudur? 12 11'e dönecek. 17 var bir de bağlı olan. Bu da 18 olacak arkadaşlar. Buna dokunalım. 10 tekrar 9 olacak. 3 4 olacak. 19 20 olacak. Bu 14 de tekrardan 13 olmuş olacak. Tamam. Buna dokunalım. 11 12 olacak. 5 6 olacak. 21 22 olacak. 13 de pardon şu 16 da tekrar 15 olmuş olacak. Buna dokunduğum zaman da bakın buna bağlı olan 8 var. 8 7'ye dönecek. 13 14 olacak. Bu 23 de 24 olmuş olacak. Son sıraya geçtik. Bu 18'e bağlı 9 var. Bakın 10 oldu. 20 de ne olacak? Tekrar 19 olacak arkadaşlar. Şuna dokunalım. Bu 12 11 olacak. 12 11 olacak. Bu 18 17 olacak. 22 21 olmuş olacak arkadaşlar. Tamam. Buna dokunalım. 19 20 olacak. 24 23 olacak. Bu 14 de 13 olmuş olacak. Son olarak da buna dokunalım. 21 22 olacak. 15 de 16 olacak. Bizden kaç tanesi çift olur diyordu son durumda. Bakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. Doğru cevabımız D şık. Vallahi süper olmuş yani. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.